Üzgünüm, o burgerin hiç şansı yok. Hmm. Bir kolayla da tatlandıralım. Ah! Bu da ne böyle? Ne kadar tatlı. Aa, selam. Sadece al, al. Betty tatlım. Salyaların hakkında konuştuğumuzu sanıyordum. Tony, bence biraz anlayışlı olmalısın. Ah Betty. Hey! Prensim! Hayır! Ne? O scooter'ı oraya kim koydu? Ah hayatım. Ne felaket ama. Ah tatlım, seni yakaladık. Mary, okulun en popüler kızı ve tam bir iyilik meleği. Hadi Betty, şanslısın. Duş zamanı. Hadi. İyi başlangıç. Güzel. Merhaba tatlım. Eve hoş geldiniz. Vay, tanrım. Güzel yer. Ne? Buraya gel. Senin için bir şeyimiz var. Aslında senin dişlerin için. Ne biliyor musun? Bir fırçalamayla başlayacağız. Ya da belki diş hekimi tarzı. Mary? Hayır. Fırçalayacağım. Bak, izle beni. Fıçı 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 fıçı. Ha? Yanlış yol canım. Belki de bu yüzden bu kadar sarılar. Ah dostum. Ha? Bu da ne? Bir parça sakız mı? Pek değil. Devam et. Evet. Ve şimdi Mary başlıyor. Beyaz. Şimdi bekliyoruz. Sabırlı ol. Bir, iki, üç. Harika. Parlak. Çok parlak. İyi iş çıkardım Mer. Tanrım, sabah sabah bunlar da nedir böyle? Buldum. Bakalım kutumuzda neler var. Bir goodie'ler. Sevdim. Bir, iki. Neden kaşınıyor? Betty. Görgü kurallarını sonra konuşuruz. Ama bu sıkıştı. Pekala. Çıkarttın sanırım. Betty'ye göre çözüm bu mu? Her şeyi kes gitsin. Hala problem var mı? Endişelenme. İşte kolay bir düzeltme. Sadece şu şeyi kullan. Biraz uzun sürebilir ama işte çok şeker. Kaşlar dağılmış başına gitmiş. Bekle. Kaşlarım. Anne. Belki biraz ara vermelisin canım. Hey güzel kız Betty. Göz farıyla başlayalım. Umarım gözlük olmadan yeterince iyi görebilirsin. Çok gerginim. Fardan sonra ne gelir? Fondöten. Sadece sık ve güzelce sür. Ruj, kırmızı. Oo, cesur seçim. Cesur uygulama. Şu gözlükleri takalım ve nasılmış? Ha? Mary, acil bir durum var. Ne oldu? Betty. Betty oldu. Yardım edecek misin? Evet. Stilistimiz Tony Betty'yi güzelleştiriyor. Ve sonra aşık mı oluyor? Muah muah muah. Hey. Kızın kim olduğunu unuttun mu? Mary'nin senin için bir şeyi daha var. Saç mücevherleri. Mary, sen bir harikasın. Ah hey kızım. Hiçbir şey tut şunu. Saç mücevherleri Betty'nin elinde. Ve bu demek ki... Mücevherler, mücevherler, mücevherler. Tamam, görüşürüz.
temaslı disko havası hissetmiyor musun? Merhaba güzel mor dostumuz. Ve Betty? Ah. Affedersin. Bu da ne? Ayaksı. Ah canım. Sana yardım edelim. Bu gardıropta iyi bir şey var mı? Mary'e göre yok gibi duruyor. En sevdiğim tişörtüm. İkinci en sevdiğim tişörtüm. Betty için iyi bir gün değil. Görünüşe göre Mary gardırobun ciddi bir yardıma ihtiyacı olduğuna karar verdi. Şimdi. Betty canım. Bırak Mary bu pisliğin icabına baksın. Şuna bak. İşte burada. Pembe uyum. Belki adım atmak biraz zor olabilir. Spor ayakkabılarını çöpten çıkar ya da... Biraz Barbie olmayı dene. Ah oh, tanrım. Hey be, Tony burada. Ve o hanımefendi kızlara bayılıyor. Hmm. Hadi istersen yapabilirsin. Mükemmel gidiyor. Hı-hı. Ver. Meşgul olduğunu görüyorum. Bu da ne? Hmm. Kırmızı, mavi, kırmızı, mavi. Tamam. Bu deseni yapıştıralım. Vay. Vay. Soda. Sadece etrafına ruj sürüyor. İşe yarayacak mı? Hmm. Evet. Hem de mükemmel bir şekilde. Ton. Bu. Hadi gel. Oo. Bekle Tony bu. Bu. Renk sana çok yakışmış. Mary'nin bunun hakkında ne düşüneceğini merak ediyorum. Çatalım garson garson. Gitsem iyi olur. Prenses ne oldu? Ah işte. Bir saniye. Dudakların Tony. Dudakların. Dur çekme. Ne kadar eğlenceli. Vay. Telefonunu aldı. Hmm. Ve bacaklarında koca bir ormanın büyüdüğünü fark etti. Hmm. Bunun olmasına nasıl izin verdin? Ağda bantları. Cesur ol. 2, 3. Hmm. Ha? Tüy yok mu? Tamam o zaman. B planı. Tıraş köpüğü kullanacağız. Aa! Bu işleri büyük ölçüde kolaylaştıracak değil mi? Sadece sil ve bitti. Ve hepsinden önemlisi... Oh, hemen at şunu. Ah oh, ne güzel pürüzsüz bir bacak. Ha! Tony! Oh. Tony! Bir problem var. Saçlarım! Tanrım lütfen bu olmasın. Betty o kremde ne vardı? Ha? Hey kelliğin umurumda değil. Pürüzsüz kafan o kadar güzel ki. Çok tatlı. Çevir çevir. Ha, sadece 30 dakika daha. Sonra sağlıklı bir atıştırmalık yiyebilirsin. Zavallı Mary. Tek düşünebildiği bu. Tatlı, tatlı. Mary, kendine gel. Ağzını suyu aktı. Ha? Tatlım, ayağa kalk. Evde kimse var mı? Mary? Sen, uyan, uyan. Affedersin. Bir ısırık alabilir miyim? Umarım düşündüğümüz şeyi yapmayacaksın, öyle değil mi? Ah, Betty. İğrenç. Tamam. Betty, bir hediyemiz var. Sadece bu kötü şeyleri fırlat. Mükemmel. Şimdi ne olacak? Süt ve altın tozu mu? Tahmin edemiyorum. Mary Betty'nin ayaklarına süt döküyor. Ah tanrım. Biraz daha.
İyi hissettiriyor. Evde bir spa gibi. Kesinlikle egzersiz yapmaktan daha iyi. Altın tozu çok güzel. Şimdi artık çikolatalı dinozor ayağı yok. Çok lezzetli görünüyor. Hayır, o spa için, içmek için değil. Julie arkadaşıyla buluşacağından makyaj yapmakla uğraşıyor. Tina ise marshmallow yiyerek hayatın tadını çıkartıyor. İster misin? Hayır. Julie hiçbir zaman marshmallow yemez ki. Bu makyaj süngeri güzelliği aç bir sıçan tarafından tahrip edilmiş gibi görünüyor. Ne yapmalı? Parmaklarını kullanmaya ne dersin? Hayır, kahretsin. Korkunç görünüyor. En azından arkadaşının omuzlarında huzur bulabilirsin. Tina ona üzüntüsünü geçirmek için marshmallow'undan sunuyor. Julie'yi biraz kendine getirip şımartmak için. Marshmallow makyaj süngeri kadar yumuşak. Bu işe yarayabilir. Julie denedi ve aman tanrım mükemmel. Tina, bu gece Julie'ye katılmıyor musun? Bu şekerler bitene kadar olmaz. Julie özlemle ve merakla arkadaşlarını bekliyordu. Ve sonunda geldiler. Merhaba Val. Merhaba Chris. Seni gördüğüme sevindim Tina. Julie her zaman misafirlerinden ayakkabılarını çıkarmalarını ister. Ve onlar da bunu yaptılar. Ama bir dakika. Tina çorabının yırtılmış olduğunu fark etti. Ne yapmalı? Ne yapmalı? Diğerleri onu geride bıraktı. Hadi Tina bize katıl. Geliyorum, geliyorum. Ama Tina böyle görünmek istemiyor. Bu sorunu çözmek için uğraşıyor ama hiçbir çözüm bulamadı. Şöyle yapsam. Tekrar çıktı. Hayal kırıklığı. Tina rafa doğru gidiyor. Ama bekle. Orada ne var? Mavi tahta kalemi. Çoraplarının rengine uyuyor. Evet. Tina yırtıktan görünen yerleri boyar. Ve mükemmel bir şekilde gizler. Git ve biraz eğlen akıllı kız. Farkına bile varmadılar. Bravo Tina. Randevun mu var Tina? Bu yüzden mi elbiseni ütülerken bile bu kadar mutlusun? Evet, iyi iş çıkardın. Aynada kendine bakıyor. İçinde iyi görünüyorsun. Kırmızı topuklu. Elbisene mükemmel bir şekilde uyacaklar. Elbise yine buruştu. Şimdi tekrar ütülemelisin. Bu sefer Tina bunu mutlu şekilde yapmıyor. Aceleyle yapıyor ve aynaya geri dönüyor. Okay. Eğilmeden nasıl topuklu giyebilir ki? Ayakta durarak. Tina çabalar ve sinir bozucu olmasına rağmen sonunda başarılı olur. Ve şimdi de arabasının anahtarları. Şimdi olmaz lütfen. Nasıl onu eğilmeden ve elbisesini mahvetmeden alacak ki? Belki topuklular? Evet, iyi fikir. Görünüşe göre değil. Julie gürültüyü duydu. Tina, sana ne oldu? Bunu görüyor musun? Julie'nin saç maşası elindeyken aniden aklına bir fikir gelir. Saç düzleştiricisi yardımcı olabilir. Ve Julie bu şekilde elbiseyi düzleştirir. Çok zekice. Tina mutlu. Şimdi kusursuz görüntüsüyle randevusuna gidebilir. Evet kızım. Julie arkadaşlarıyla buluşuyor. Merhaba Alex. Wow, Julie fermuarının kapalı olmadığını biliyor mu? Garip.
Alex bir arama yapmaya gider. Ama neden? Bende bir sorun mu var? Aman tanrım! Yukarıya çekmeye çalışıyor ama bu lanet şey işe yaramıyor. Hey! Al bunu dene. Dudak koruyucu. Gerçekten mi? Bilmiyorum. Ama bir deneyelim. Julie sıkışmış fermuara dudak koruyucusu sürüyor. Ve bu işe yaradı. İşe yarıyor. Keşke bunu daha önce bilseydim. Alex gitmezdi. Alex? Üzgünüm. Fermuarım yüzünden kalktım. Fermuarımı kapatamıyorum da. Bunu dene. Teşekkürler. Fermuarlar insanları birbirlerine böyle bağlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Yeni bölümlerimiz hazır ve sizi bekliyor. Lütfen kanalımıza abone olduğunuzdan emin olun. İmza, ekip, barışla kalın. Görüşürüz.